Evet arkadaşlar, biz sobamızı kurduk. Yemek yapmaya geçtik mutfağımıza. Ve bunlar ikimiz güveç yapacak. Patatesi niye çok getirdin? Patatesi niye çok getirdin? Tamam. Birazını soyarız. Kalanı da sobanın fırınına neyim atarız. Tamam. Ben sıcak su koydum ocağımıza şimdi. Kuru patlıcanlarım vardı. Onları biraz haşlayacağım. Sudan getireceğim. Patlıcanları bir şey alalım. Dondurucudan domates çıkarttı arkadaşlar. Biz malzemeleri hep dondurucudan kullanıyoruz. Domatesleri ben böyle bütün bütün dondurucuya koyuyorum yazdan. Lida domatesi, bahçemin domatesleri hep böyleydi zaten bu sene. İnşallah nasip olursa yine böyle olur. Etimizi çıkarttım, patatesimizi çıkarttım. Bunlar işte biberleri yine dondurucudan çıkarttım arkadaşlar. Hep don. Don haline kullanacağız biz bunları. Şimdi kuru patlıcanlarımızı tertemiz sudan geçireceğim. İnşallah hep boşanıp yiyor bayağı. Suyum kaynasın. 5 dakika bir sudan geçireyim ben bunu. Neyse, madem heves. Suya atayım. Bu patatesi getirmek için heves yaptık. Şu yüzden de doluyor. Ne? Bir patates getirmişsin yani. Ha. Heves gitsin. Az olsun diye ben çok getirdim patatesi de. Tamam. Geri yerine vurum ya. Şu 3 tanesini doğrasak çok dönüyor. Şurada dursun bile. Patlıcanların tozu toprağı da gitsin. Efendim? Bıçaklar durdu hep. Makinede de. Su kaynadı mı ki? Makineyi boşalttınız mı siz? He, makineyi boşaltmışız. Şu bıçak. Yeter o. Çömlek patladı hesabı. Şeyim yok mu? Evet. Margarin ya da o da güzel olur. Tereyağı koy. Neyse. Öyle bak. Yağ dökeceğiz. Domates doğramam lazım. Bizi tam ekran göstermiyor herhalde. Az şey kaldır. Kapatıyorum. Ortaya mı soyuyorsun? Ya ortaya soyuyorum, o kenara soyuyorum, ortadan alırız geri. Tamam mı? Tamam. Maşallah patatesleri de çok iyiymiş. Biz bunu tarlalardan topladık arkadaşlar. Tarladan. Tarlalardan mı? Yani köyde yaşayan herkes zaten patates toplamaya gidiyor tarlaya. İsraf olacak patatesler. 4 tane yeter mi? Yeter, yeter. Çok güzel. Sobamızı da yaktık. Gördünüz zaten sobayı da yaktığımızı. Nasıl? Ev bir ısınmış, fırın gibi olmuş tatlı, içerisi. Tatlı, dur. Sen. Bir tane daha dur, soyayım. Niye tahtamız var orada? Orada, arada tahtamız. Suyum kaynıyor, patlıcanın suyu. Kaynar suya. Orada patlıcanını hemen bir atayım. Ya. Efendim? Dur ben geliyorum. Şu kuru patlıcanı da atayım. Görsünler. Sağ ol, hadi sen. Attın. Bir ağaç kaşık. Hele ki yazdan kurutmuşsun şu patlıcanları. Şimdi aldığım patlıcanların hiç ne tadı var, ne tuzu var. Valla. Korun şu patlıcan ama tadı patlıcan değil. Ben tahtayı bulamadım. Kaçasın. Tahtayı bir sahneye vereceğim birlikte. Domates. Tahta yok. Melif abi mi diyeyim de bize bir tahta ayarlasın. Melif abi. Sizin doğrama tahtanızı ben çok sevdim. Bize de tahta ayarla bir tane. Tahtayı bulamadım ya. Şundan doğra. Evet, ondan doğruyu.
da bir tane. Öbürü iyi tahta vardı. Onu nereye koyduk ki? Eminem kaldırıyor, yilleştiriyor ya arkadaşlar. Sen hep mutfağa. Tatlısınızı... Ben bir daha yukarı patates verim. Bir daha böyle. Uzun uzun doğrayın, yuvarlak mı doğrayın? Yuvarlak doğrayın. Yuvarlak. Evet, yuvarlak daha güzel oluyor. Domatesler donmuş. Donduk şimdi. Onu sen doğrayın ya. İyi o. Kırt kırt oldu. Az bir sıcak su lazım. Yok yok, sen bir doğra. Kırt kırt oluyor. Yani çok güzel değil, oldu. Hava çıkması için. Şöyle yuvarlak yuvarlak doğrayın. Çok büyük olmuyor mu Mehri? İnce doğra, yuvarlak doğra. Ha, çabucak pişsin hemen. Tamam. İyi mi şöyle bak? Masanın üstü ana baba günü oldu anam. Bu ne? En altına güvecin çanağın altına domates koyuyor. Bunu şeyde fırına vereceğim, fırında pişireceğim. Taş fırın ne? 10 numara 5 yıldız o zaman. Çöre giderken ne yapalım bari? Ne zaman çöre gideceğim? İşte haftaya ne gidersek. Ben yapar getiririm sana çörek. Bu tamam. Biber var yanında. O kızarmış biber. Önemli. Kızarmış da var şeydi var. Kızarmış biberimiz var arkadaşlar. Yazdan koyduğumuz dondurucuya kızartıp da attığım biberler var. Biraz ondan atıyor. Normal yeşil biber de at. Ne biber? Yeşil biber. Yeşil anladım. Yeşil. Yeşil. Yeşil ne işte. Dalga geçecek adam var hayır. Tamam yeter yeter. Onları bir daha, sudan geçir. Bir daha yıkayacağım tabii ki. Şimdi nişastası gidecek de. Biter değil mi? Soydum artık. Ben atmayayım. Tamam. Bu yüzden. Ne var? Koyun etin de mi? Ha, olabilir. Tamam. Koyun etin. Çek bende. Bak çok parçalamışsın. Çok parçalamışsın. Mahalle suyunu alayım da. Röpet olması lazım. Böyle daha lezzetli. Röpeti nereden buluyorsun biz böyle? Elimizde, elimizde olan etimiz oydu işte. Kurbandan kalan et. Bitti etlerimiz de bu arada. Ayrılmasına yeterliyim de. Ramız olmuş inşallah. Patatesi bir daha yıkayalım tepemi. Biraz tripodumuz uzak. Yakın olduğu için çekemeye yok lan. Yine de. Patlıcan nasıl güzel kokuyor. Patatesimizi de doğradım. Tertemiz bir daha yıkadım. Süzeğin içine koydum. Şu patatesi buradan çekeyim. Şuraya koyayım. Patates sarımsak. Sarımsak var da. Burada hemen yanımızda. Şurayı hemen bir yandan da toparlayalım. Sobanın üstüne de koysak pişerdi aslında. Soba yanıyordu ya. Olabilir. O da olabilir. Bol sarımsağına yapıyoruz biz bunu. Şimdi sarımsak soyacağım. Ben hemen sarımsakları soyayım şurada. Kenarda. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyoruz bu arada. Bize destek olanlardan Allah razı olsun. Sizin sayenizde kanalımız açıldı. İnşallah Rabbim biraz daha yükselmeyi nasip eder.
Hiçbir şeyin fazlasında gözümüz yok bizim. Bir de inşallah teşekkür videosu çekeceğim sizlere kanalım açıldığı için. En kısa zamanda. Burada bize emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İsmini verebildiğim aklımda isimleri olanları da söyleyeyim. ben çok unutkanım. B12 eksikliği var bende. Aşırı derecede unutkan oldum. Beni niye söylemedi? Beni niye isim geçmedi demeyin. Ne olur kusuruma bakmayın. Ne oldu? Yıkadın mı? Ne? Yıkadın mı? Maydanoz var mıydı? Maydanozumuz evde yok. Derin dondurucu da var. Onu soruyorum zaten. Tamam. Derin dondurucumuzda maydanozumuz var. İsimleri de söyleyeyim şimdi. Ana ablamdan. Görümcem'in kaynanası. Ana ablamdan. Allah bin kere razı olsun. Ondan sonra Gülizar Öncel ablamdan, Leyla'dan, İsmail abimden, İsmail Ötkün'den. Ondan sonra Hazan ablamdan, Asel ablamdan, Mendif Otufi ailesinden. Gülgül dediğimiz arkadaşım var benim, Safiye'den. Özellikle ondan Allah bin kere razı olsun. Güllü Ahmet. Güllü Ahmet'ten. Ondan sonra Damla'dan, Elif Yıldız'dan. Bana destek olduğunuz için. Başka kim? Gülsüm abladan, Gülsüm Zengin ablam, soy ismi Zengin. Başka aklıma gelenlerden. Herkesten Allah razı olsun. Düşünüyorum da aklımda kimler var diye. Gurbet ablamdan, Gurbet kuşundan. Havana ablamdan, Havana Arkın, Cansel Arkın, Ayben'den, Allah razı olsun onlardan. Aklıma gelenleri söylüyorum arkadaşlar. Aklımda bunlar var şimdi. Unuttuklarım varsa söylerim daha inşallah. Arkadaşım Emine İnanç'tan, küçük ailemin kanalından, Ayşe ablam, Hatice'den. Zeynep'ten Allah hepsine razı olsun. Aklıma bu kadar geldi. Vardır daha da. Vardır daha çok yani bu kadar kişinin önünde açılmaz zaten kanalım. Çok kişiden Allah razı olsun. Makkule halamdan dua etti. Kur'an okudu benim için. Allah razı olsun. Gelinimiz Esra'dan, kardeşim Yasin'den. Songül bacımdan. Başka. Bana. Kısaca destek olan herkesten. Yeniden başlattım arkadaşlar. Bir arkadaşlarım aradı. O yüzden telefonum sesi oradan geldi. Ha bu arada Gülsüm ablam dualarım hep senden. Gülsüm Zengin. Gülsüm ablam, Gülsüm Zengin. Allah'ım Şafi ismiyle şifalar versin inşallah. Rahatsız olduğunu söyledin canlı yayında. Çok üzüldüm. Rabbim yardımcımız olsun bütün insanlar, Müslüman aleminin. Elif Yıldız'ım sana kucak dolusu selamlar. Elif Yıldız, Damlam'dan, Elif'ten. Allah razı olsun hepinizden. Şeyin altını kapatalım mı? Patlıcanın altını. Tamam, o ince pamuk gibi olmuştu patlıcan. Etleri büyük atıyor, büyük daha güzel. Etleri iri iri atıyor bu. Löp löp olacakmış. Ben öyle seviyorum. Bu löp löp seviyor. Yani iri iri, koca koca. Yani. Yemeğin içinde et arama. Herkes önüne gelen yer. B12
Ben et yemeyi en çok severim bu arada. Bizimkiler pek aramaz. Çocuklar bana çekmemiş anam. Ben en çok sevdiğim etli yemekler ama biz nohutun içine et katmazı, fasulyenin içine et katmazı. Bunlar sevmez ya. O yüzden. Ben bayılırım ama çok severim. Bunlar sevmediği için katmıyorum işte. Etsiz yapıyorum onları hep. Başka? Sarımsağım burada. Domates doğruyordum en son. Yiyordum ben. Et attım hep. Tamam. Dondurucu sorun arkadaşlar. Gerçekten dondurucuya bol bol domates atın şöyle bütün bütün. Koyalım şurada. Nasıl iyi oluyor? Nasıl bu? Bakın şöyle pamuk gibi oluyor. Bir de kabuğu da hemen soyuluyor zaten bu arada. Sen niye öyle yaptın sen? Niye mi yaptın? Evet. Sana yardım ediyorum. Görmüyor musun? Şakal o. Şu an mı duruyor abi? Şakalayım. Erir ama bu huzur domates. Tamam bak şöyle atacağım. Bakalım. Tamam olabilir. Patlıcanı da ver bakayım bir. Tamam patlıcanı da ver. Ben de diyorum bir şey eksik. Patlıcan unuttum tabii ki eksik. Ama süzmen lazım. Bunu hemen süzelim. Tertemiz yıkadım zaten. Nasıl iyi olmuş patlıcan pamuk gibi olmuş. Atayım patlıcanı. At. Üstüne. Şuradan sarımsaklar mı zaten? Bir kat altına da atabilseydim sarımsak şeyi patlıcan. Patlıcan üstüne at. Önemli değil sıkıntı olmaz ondan. Ha Efe abime de selam olsun bu arada. Efe abim de çok desteklerini gördük. Bak çok doğru. Patatesi. Abi sen benim işimi karıştırdın. İşini karıştırmadın. Sen buraya 5 tane patates koymuşsun ya ben de 5'ini de soydum. 5 tane mi koydum? Kadın da 5 tane soyduğumu yıkamadım ki fazla buldum sana da söyledim. İyi onlar ne edelim o zaman? Kızartma şeklinde koyar, soya, doğra, dondurucuya atarım ben bunu. Tamam. Sonra da kızartırım, israf olmasın. Ben bunun hemen şeklini değiştireyim. Sabah kahvaltıda çocuklara hemen kızartırım. Domates. Biberden dövülür. Önemli değil. Öyle olur. Kızartması ne olacak? Şekli bozulmuyor. Yok böyle bir şey olmaz böyle. Olsun şurada boş duruyor mu bu arada? Boş duruyor. He. Tamam. O da olur. Burası tamam. O tamam, bu tamam. Bugün yasak olduğu için Behlül de işe gitmedi. Benim de canıma minnet oldu. Hem sobayı kurduk. Hem de yemek yapıyor. İnşallah güzel bir vlog olmuştur. Dilim dönmüyor yine. Tat alma saatim geldi herhalde. Şekilde de yemedim de. Şekil bilmiyorum ki o kendiliğinden çıkıyor. Yani bazen sen fazla konuştun sıkıntı. Sen konuş benim yerime. Vallahi ben pek konuşmayı sevmiyorum işte. Buradan iki domates vermişsin sen bana. Domatesiniz çok oldu ama 6 tane domates oldu. Ya işte domates güzel oldu. Gerçi o salçalı linda domatesi ekşi olmaz da. Hemen içinde neyse bu yeter. Şu kalan maydanozu da. O maydanozu da. Poşet kalmadı mı yanımda hiç? Hemen içi. Ürelim çekmeceyi bir açayım. Biraz şey erit. Ne erittin? Sıcak suyla. Neydi? Salça. Sıcak suyla salça. Hı-hı. Tamam. Hoş. Patatesimizi de böyle incelttim. Kaldıydı zaten israf olmasın diye. Bunu hemen dondurucuya atayım poşetleyin. Ben sonuçta sabah kızartayım. Vallahi ellerim üşüdür abi. Ellerim üşüdür. Hep top. Normal yani. Şurası. Üşüdüm diye sormam bile de hata. Biber atmıyorum değil mi? Donu çözülmeden hemen dondurucuya atalım. Hı-hı. Soğuk almış gibi olmasın. Yeniden çözülünce kullanamazsın zaten. Hep böyle don kullanmamız lazım. Şimdi çöpleri tutlayalım. Tamam. Bunlar. Domates bir daha vereyim mi? Yeter mi?
Verirsen en üstüne kapatırım. Maydanoz da güzel olur en üstünde. Dur sana bir tane daha domates getireyim. Bir de salçalı suyu yaptık mı? Bir tane mi domates, iki tane mi? Hı? İki tane mi getireyim, bir tane mi getireyim? Hah, getirdim domatesi. Evet arkadaşlar, benim tabağımın üstünde kaynıyormuş. Cezveye sıcak su getirdim. Malzemelerimi hemen koyayım. Nerede son domates? Bir kaşık salça koyuyorum. Demir kaşığına, yemek kaşığına. Yetmez mi? Az bir şey daha. Salça bizim kendi salçamız zaten arkadaşlar. Evet. Maşallah hani. Nasıl sert ya bir de. Çay kaşığıyla biraz da kimyon atıyorum. Karabiber atacağım. Önce karabiber atıyorum. İki çay kaşığı yeterine. Fazla acı olmasın. Belki biberi de çok koyduk, belki acıdır. İki kaşığı, iki çay kaşığı da kimyon koydum. Sıvı yağsın üstünü dökeceğim. Dur, yağsını dökeriz şimdi. Dur önce şunu bir eriteyim. Sen sıvı yağsını dök. Kaynar suyuna. Sıvı yağsını şunun içine koysak? Yok, olmuyor öyle bir olmuyor. Yolmuyor mu? Altına dökmek lazım. Önce dökmedi gittim. O ayrı. En altına. Üstünde pop olursa? Ne? Sıvı yağı üstüne, onun üstüne dökünce pop olur mu ki? Önce sıvı yağsını dökün. Arkadaşlar bu yemeğin özelliği, bizimki hep söylüyor, suyun az koyacağındır. Onu buharıyla kısık ateşte pişecek, buharıyla pişecektir. Ağır ateşte pişecek. Ağır ateşte. Suyu çok az olacağımış. Benim bir tane küçük kase değil de çorba kasem var. Yani bayağı büyük. Çok aşırı derecede büyük değil de bu kadar su koyuyorum içine. Yağ nerede? Dur yağ, ben çekeceğim. Hemen vereceğim sana. Sen şunu özleyelim. Hadi bakalım. Çatal boşver, bunda niye özlendin? Çatal mı? Neyse ama. Ben onları üzerim ya. Hah, yağımızı da koyayım. Yağsını dökeyim mi? Dök yağsını. Bismillahirrahmanirrahim. Dök. Kenarlardan sen. Çıbıl çıbıl da yağ olmaz. Kenarlardan sen. Biter mi ki? Az bir şey daha damlat. Tamam. Tamam. Ya da buradan alayım. Dök bunu da. Şöyle kenarlardan ver. O içine. Ben alacak. Oturacak. Valla tam kenara dökülmüyorum ama. O dağılır sağda sonunda. Kaynadıkça hiçbir şey kalmaz. Hep dağılır. Biraz daha dökelim mi şöyle? Az bir şey daha su damlatırsan. Çok az. Bu üstünde salçalar erisin, aşağı insin tamam, diye. Tamam yeter. Ben bir yandan salça biriktim, sevmem onu. Yoğundur gitsin aşağı. Tamam bu gider. Hiçbir şey kalmaz ondan. Hamur yapsa iyi olurdu ama kapağını kapatalım. Neyse kapağını kapatırız. Şu masanın üstünü tamam. Hemen toplayayım. Aşağı da şuraya koyayım. Kendimi hani televizyonda var gibi hissettim. Hemen kazanın üstünü toplayayım var ya. Neyse şöylelik toplayayım şimdilik. Ya şimdi ben çakmam iyi mi? Kaç hasta? Aç bakayım bir. Şöyle al. Üstü koyuyorsun. Tamam, ağzının üstünü kapat hemen. Şöyle önce hızlı ateşte kaynasın. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Kısık ateşte pişecek arkadaşlar bu arada. Şöyle bir de uzaktan çekim yapalım. İnşallah ilkine de gösterecek. Kanalımıza kalın. Burada kalın. Allah'ıma emanet olun. Ama servis yaparak yine göstereceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar, yemeğim pişti. Yemeği ocaktan aldım. Dumanın üstünde görüyor musunuz? Bize afiyet olsun. Eşimin de ellerine sağlık Behlül'ün. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl pek güzel pişmiş.
Bakın bir çorba kasesi su döktüm ya içine. Hala içinde şurada kenarında suyu var bakın. Gördünüz mü? Dur ben bir tane daha koyayım. İki tane önce yeter bize. O kadar güzel pişmiş ki. Şöyle tabağına da kaşığına da göstereyim tabağına demiş. Çok güzel bir pişmiş maşallah. Pamuk gibi olmuş. Bir kase daha koyayım bir tabak daha. Kase demiş. Pardon. Bayağı yorulduk. Yorulduğumuza dedi değildi. Sobaydı, temizliydi. Yemekti derken acıktık artık biz de. Bana destek olan arkadaşlardan Allah razı olsun. Çok doldurdum ya. Bize afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sıcak. Görüşürük inşallah. Yemeğimin altını kapatayım. Ağzını. Ağzını kapatayım. Kapattım. Tamam arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Beni beğendiyseniz, beni sevdiyseniz eşinize, dostunuza önerebilirsiniz. Benim yükselmem için. Şimdiden Allah razı olsun herkese. Görüşürük inşallah. Evet arkadaşlar yemeğimizi servis yaptık. Güveç yemeğimizi. Bu arada kaynatam geldi biraz önce. Mantar toplamış. Maşallah bak ne mantarlara. Bunu da hemen fırına süreyim. Bu da pişsin. Nasıl çok güzel. İstiridye mantarıymış bunlar. İstiridye. Ne? İstiridye. İstiridye yani, mantarıymış. Ayı mantarı diye geçermiş. Ayı mantarı diye geçermiş. Bir çoğumuş. Aşırı derece çoğumuş. Behlül de bu kadar yeter demiş babasına. Bakın hele. Şimdi ben bunları tertemiz yıkayıp fırın tepsisine süreyim. Zobayla zobada pişsin hemen. Bakın bakın. Allah'ım Allah'ım. Yumuşacık pamuk gibi yeni herhalde. Daha dün çıkmış sanki. Yok. Onlar biraz geç. Geç mi büyür? Tadı güzel mi bilmiyorum. Hiç yemedim ben bu mantardan. Bilenler varsa yorum yazabilir nasıl bir mantar olduğunu. Hemen yıkayacağım ben bunu. Size göstermek için yere koyuyorum. Sofra serdim yere koydum. Yemeğin yanında güzel olur herhalde. Biraz da kaşar peynir olaydı. Onun da üstüne rendelerdik. Ne? Yok. Kaşar peynirimiz yok. Sade yapalım ya bunu da. Öyle tuzunu atayım. Yağsını tepsiye süreyim. Gördünüz mü canlar? Şunun rengi daha iyi. O biraz daha kara duruyor sanki. Canlar canlar. Maşallah maşallah. Rabbim neler biliyor le. Yemeğin yanında yenir ya. Ne olur sanki. Hemen yıkayayım ben bunu. Tepsiye düzüvüreyim. Evet arkadaşlar. Ben bunu tertemiz yıkadım. Tepsimi yağladım. Ondan sonra biraz uzatacağım. Biz böyle çok seviyor. Yani ben de çok seviyorum. Eminim de çok seviyor. Tuzunu azaltalım da. Bayağı rahat. Ben bunu tertemiz yıkadım dediğim gibi. Şunlar da kaldı arkadaşlar. Bunları da artık buzdolabına koyayım. Yarın yumurtayla falan yaparım. Yumurtayla da biz çok severik. Nasıl iyi maşallah bakın hele. Tepsiyle yağladık. Bir de şimdi kabak tatlısı yaptım yine arkadaşlar her zaman gibi. En çok yaptığımız bizim kabak tatlısı. Fırından çıkarayım göstereyim. Hala pişiyordu ama şimdi herhalde pişmiştir. Çok güzel olmuş maşallah. Bakın bir. Cis cis gidiyor daha. Arkadaşlar ben bunu hiç susuz yapıyorum. Direkt fırına sürüyorum zaten. Tarifimde de var. Kabakları doğruyorum. Hiç su dökmeden şekerin de üstüne 5 bardak şeker döküyorum buna. Ondan sonra fırına sürüyorum. Üstünde folye şeyine kapatıyorum yağlı kağıdına. Acayip güzel oluyor. Şiresine bakın nasıl iyi. Bu pişmiş hali. Yemeğimiz de hazır. Kabak tatlımız da hazır. Mantarı da fırına koyup mantarı da zobanın fırınında pişireceğim canlarım. Götüreyim hemen bu da pişsin. İstediğine göre Emine severse üstüne peynir at Emine. Kaşar peynir yok ama
Peynir atsın. Normal peynir olur herhalde. Fırına götürüyorum Zoban'ın fırınına. Hadi gelin orada bakalım. Evet arkadaşlar, sobamız gördüğünüz gibi yaktıydık sobayı. Sobayı kurduk. Hemen yaktık. Yemek yapmaya geçtiydik. Kabak tatlımı da yaptım. Mantarımı da yıkadım tertemiz. Sobanın fırınına sürdüm. Bu burada pişecek arkadaşlar. Yarım saatte pişiyor zaten. Bize afiyet olsun. Siz de Allah'ıma emanet olun.